Yanınızda kim vardı? Sizi ilk tebrik eden kimdi ya da kimlerdi? Şimdi tabii İstanbul dertli bir şehirdi. Dertleri bitmez derken oradan kaynaklanıyordu zaten. Çöp İstanbul'un en büyük derdiydi. Kirli hava İstanbul'un en büyük derdiydi. Susuzluk almış başını gidiyor. En büyük dert. Tabii bütün bu dertlerden çıkış. İktidarda İstanbul'da CHP iktidarı var. CHP iktidarı çöpü getirdi, kirliliği getirdi, susuzluğu getirdi. Ve biz ne dediysek bunu anında bitireceğiz. Hedefimiz bu. Ve işe başladığımız andan itibaren 2,5 milyar dolar borçla devralmışız. Bir defa 180 kilometre uzaklıktan Trakya'dan İstanbul'a dağları delerek su getirdik. O zaman benim eski genel müdürüm, şimdiki Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'di. Aynı şekilde yine fen işleriyle alakalı olarak da geçen dönem milletvekilimiz olan yine Profesör Doktor Adem Başturk Bey genel sekreter yardımcısı olarak o da görev yapıyordu. Ve birlikte hakikaten, ki onlarla daha önce yaptığımız çalışmalar vardı. Hazırlıklarımızı biz seçim öncesi çoktan yaptık. Yani şimdi hani bu siyaset akademisi diyoruz ya, o zaman da biz yerel siyaset akademisi diye bir akademi kurmuştuk İstanbul'da. İl başkanıyım, bu akademiyi kurduk. Buradan hem ilçelere hem ile gerek belediye başkan adaylarını hem meclis üyelerini yetiştiriyoruz. Yani konusuna hakim, ne yapacağını biliyor, İstanbul'u görüyor, İstanbul'un röntgenini çekmiş. Nerede ne var, bu eksiklikleri nasıl gidereceğiz? Bunların hepsi belirlendi, tespit edildi. Adımlar atıldı ve hamdolsun o seçimlerden de onların ummadığı şekilde bir neticeyle, mesela bir şey söyleyeyim, orası çok önemli. Sayımlar yapılıyor. Biz televizyonlar vesaire daha neticeyi açıklamadan bütün teşkilatlarda online sistemini kurmuşuz. Sandıklardan neticeler alınıyor. Resmi tutanak hemen İlçeye, ilçeden merkeze geliyor, orada toplanıyor ve biz neticeyi aldık, gayet eminiz kendimizden. O zaman, hiç unutmuyorum, o zamanki Sabah gazetesinin bir temsilcisi geldi, benimle orada bir röportaj yapmak istiyor. Geçmiş olsun, seçimi kaybettiniz falan dedi. Yo dedim, seçimi kazandık dedim, gayet rahat bir şekilde. Dedi şu anda dedi işte ANAP il merkezinde kutlamalar var falan dedi. Yarın sabah tekrar ziyaretine gidersiniz dedim filan. Ve biz Allah'a hamdolsun o akşam aldığımız neticeyle seçimi kazandığımızı gördük. Tam da bu noktada şöyle bir soru aklıma geliyor. Şimdi o dönemdeki icraatlerinizi anlattınız. İşte bizim hazırladığımız o görselde de vardı bunlar. Siz bunları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde yaptınız. Evet, yarım kaldı da diyebiliriz ama. Şimdi siz seçildiğiniz zaman hali hazırda o korkunun devam ettiği de düşünülüyor. Bu yaşam tarzına müdahale meselesi. O zaman da Refah Partisi'ne dair işte büyük şehirlerde belediyelerin alınmasıyla birlikte yaşam tarzımıza müdahale edilecek duygusu yoğundu. Buna dair neler anlatırsınız bize o dönemden? Ya yani nasıl bir korkuydu? İnsanların da kafasında korku oluşturulmaya başladı. Bir korku imparatorluğu oluşturulmaya başlamıştı. Eyvah aslında. Refah Partisi büyük şehirlerde evet. Belediyeleri aldı diyenler falan var. Şimdi aynı medya. Bunun da evet. Sebebi medyaydı açıkçası. Tabii yani o gün yazılı ve görsel medya, bugün buna bir de sosyal medya ilave edildi. Şimdi hala yaşam tarzımıza karışılıyor. Peki sormak lazım, yani yaşam tarzınıza karışılıyor da ne yapılıyor? Yani giyimine, kuşamına, yemene, içmene, neyine karışılıyor? Ben bunu soruyorum ama ben bu sorumun cevabını alamıyorum. Sadece bir başlık atmışlar. Yaşam tarzımıza karışılıyor. Ne yapılıyor? Kim, nerede, nasıl karıştı? Bunu bir görelim ya. Görelim Sayın Başbakan. Buyurun. Bunun en güzel cevabını Sayın Kenan Işık veriyor. Duayen sunucu. Bakın ne söylüyor. Çok hassas bir noktada hassas bir yorum yapacak. Yaşanmış bir olay. Hep beraber izleyelim. Şöyle bir şey söyledi. Ben dedi biraz önce Bakırköy'de seçimler var. Orada aday arkadaşa yardım etmek için gitmiştim. O kalabalıkta bir ihtiyar amca bastona dayanarak geldi. İleride biraz kısa etekli
bir hanımı göstererek bak sen belediye başkanı oldun. Bunlar hala böyle giyiniyorlar dedi bana dedi. Ben de ya amca boş ver dedim dedi. Onlar öyle giyinsin sen de böyle giyin. Ne sakıncası var dedim dedi. Biz karışmayız dedi. Aslında konuya tam da oturdu değil mi Ertan Şener? Aslında herhalde özetliyor Sayın Kenan Işık değil mi Ferda? Söylemek istediği bir şey var mı Sayın Başbakanım? Biz yine de soralım. Vallahi yani bunu ben anlamakta zorlanıyorum. Anlatmakta da herhalde artık gücümüz yetmiyor. Çünkü ülkemde biz bunların hepsinin teminatı olduk bugüne kadar. Güvencesi olduk. Herkes istediği yerde istediği gibi görüyorsunuz. Eğleniyor, geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor. Kimseye böyle bir müdahale AK Partili hiçbir belediyeden veyahut da merkezi yönetimden bugüne kadar olmamıştır. Ama buna rağmen ama size bir belli bir merkez, tabii bize olduğu, ailemiz olduğu çok açık söyleyeceğim. Yani işte az önce de söyledim. Yani başörtülü kızlarımızın bu ülkede eğitim, öğretim hakkı ellerinden alındı. Bundan daha büyük müdahale olur mu? Hani o dönemden... İmam Hatip'teki şeyimizi söylüyorum işte. Siz dedi ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Bundan daha büyük müdahale olur mu? Biz bu müdahalelerin içerisinde ezile ezile geldik. Ve ama inandık ve bugünlere geldik. Ve halkımız eğer bizi kucaklıyorsa işte onlar dışlanmamanın olmadığını onlar görüyor. Yaşam tarzımıza karışıldı mı, karışılmadı mı? Bunu görmedikleri için kalkıp %50 AK Parti'ye oyunu veriyor. Eğer diğerlerine oy verilmiyorsa, şimdi diğerleri ifadesini kullandığımızdan dolayı da rahatsız oluyorlar. Tabii ki yani işte sen bir zihniyet ortaya koyuyorsun, bir diğeri bir zihniyet ortaya koyuyor ama halkım sizde toplanmıyor. Niye? Siz kucaklayamıyorsunuz. Ya bir etnik unsurun temsilcisi oldunuz, ya bir bölgenin temsilcisi oldunuz. Biz ise Türkiye'de 81 vilayetin temsilcisi olduk. Farkımız bu. Doğru. Siz kimseye müdahale etmediniz ama size müdahale edildi. Bir şiir okudunuz. Okuduğunuz o şiir sebebiyle müdahalenin en büyüğüyle tutkunuz olan, aşk olan şiir sebebiyle demir parmaklıklar ardına gittiniz. Cezaevi günlerinize gidelim mi? Şimdi onu mu göstereceğim? Evet. Hep beraber izleyelim Sayın Başbakan. Kutlayar mihver, camiler kışlamız, müminler asker. Allahu Ekber. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk siyaset tarihinin kaderini değiştirecek süreç işte bu şiirle başlamıştı. Erdoğan, 12 Aralık 1997 tarihinde Siirt'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve okuduğu şiir nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza Tayyip Erdoğan için sürpriz olsa da cezaevi süreci ilk değildi. Hapishaneyle tanışıklığı 12 Eylül öncesine dayanıyordu. Bıçak sırtı günlerdi. Tayyip Erdoğan, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları üyesi bir grupla birlikte öldürülen iki arkadaşın cenaze törenine katılmıştı. Erdoğan'ın karşı çıkmasına rağmen gruptaki birkaç kişi cenaze sonrası slogan atarak yürüyüşe geçmiş, çok geçmeden polis gruba müdahale edip gözaltına alarak sıkı yönetim komutanlarına teslim etmişti. Fatih'te başlayan yürüyüş önce Metris, daha sonra da Selimiye Askeri Kışlası'nda son bulmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra Tayyip Erdoğan'ın yolu bir kez daha cezaevine düşüyor. Bu defa okuduğu şiir zararlı görüldüğü için düşünce suçlusu oluyordu. Bu cezayla Tayyip Erdoğan'ın yıllarca uğruna mücadele ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı da elinden alınıyor, gece gündüz demeden hizmet ettiği İstanbul'undan ayrı bırakılıyordu. Beni burada arama, arama anne. Kapıda
şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum. Saçlarına yıldız düşmüş, koparmam ne ağlama saçlarına. Son gecede kendisi için hazırlanan radyo programında duygularını şöyle anlatıyordu. Peki neler hissediyorsunuz başkanım? Ben duygularınızı öğrenmek istiyorum sizin. Şu anda çok huzurluyum. Huzurluyum çünkü bir haksız uygulamanın aslında faturasını ödüyorum. Ve şu anda gireceğim hapiste fikrimden, düşüncemden dolayı giriyorum. Bir şiir okumamdan dolayı giriyorum. Bundan dolayı huzurluyum. 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'miz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Tayyip Erdoğan cezaevine milyonlarca kişinin sevgisini beraberinde götürüyordu. Ardında her şeye rağmen dimdik duran ailesini, İstanbul'unu ve uğruna mücadele ettiği o güzel insanları bırakıyordu. Binlerce kişinin uğurladığı Recep Tayyip Erdoğan için cezaevi yeni bir dönemin başlangıcı demekti. Recep Tayyip Erdoğan ara vermek zorunda kaldığı ustalık yürüyüşüne çok daha kararlı bir şekilde devam edecek. Demir kapılar yeniden açıldığında Recep Tayyip Erdoğan yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferin adı olacaktı.